Brüt olarak 2029 lira, net olarak asgari ücretimiz 1603 lira olarak belirlenmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. 2018 yılının asgari ücret zammı belli oldu. Zam oranı 14,2. Bence geçiremez. Neden? Siz geçebilir misiniz? Zamlarla birlikte 2017 yılında 1404 lira alan asgari ücretli 2018 yılında brüt 2029 net 1603 lira maaş alacak. Kiradır, şeydir, doğalgazdır yetmez yani. Hükümet enflasyonun üzerinde bir ücret belirlediğini söylüyor. Tabii 1603 lira evli ve çocuksuz çalışanın maaşı. Evli ve eşi çalışmayan iki çocuklu bir işçinin eline tam 1679 lira geçecek. Bakalım 1679 lirayla 4 kişilik bir aile neler yapabilir? 4 kişi 1679 lirayla geçinebilir mi? Hayır. 3 milyardan aşağı olmaz zaten. Neden? Çünkü ben de memuriyetten emekli adamım. Bildiğim için söylüyorum. Mümkün mü yani? Süper geçiniyor vallahi yok. Yurtlar başına almış gitmiş, öğrencileri olan zaten yurda veriyor 1 milyar. Asgari ücretle geçinen bir ailenin ortalama elektrik faturası 80 lira. Su faturası da 80 lira. 40 lira telefon faturası. Kombiyi fazla yakmamak kaydıyla 250 lira doğalgaz faturası. Tabii bir de ev kirası var. Eğer bulabilirseniz o da en düşük 800 lira. Toplamda 1250 lira yapar. Yani daha maaşı aldığınız ilk gün 1250 lira cepten çıkıyor. Ben 4000 lira alıyorum hemen hemen. Ben geçinemiyorum. Faturaları ve ev kirasını çıktıktan sonra asgari ücretin cebinde kalan 429 lira. Tabii herkesin çalışabilmesi için ilk önce karnını doyurması gerekiyor. Simit 1 lira 25 kuruş. Çayı da 1 lira 25 kuruştan hesap edelim. Bırakın eti, balığı, 4 kişilik bir aile günde 3 öğün çay ve simitle beslense bile günde 30, ayda 300 lira yapar. Hiç mi gezmeyecek, hiç mi tatil yapmayacak, hiç mi bir yere gitmeyecek, hiç mi sosyal faaliyet olmayacak bu insanlar? 4 kişilik bir aileye kalan 129 lira. Tabii eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel masraflar hariç. Artık bu 129 liraya da doya doya birikim yapabilirsiniz. Tabii yiyip içmeden. Kısacası mümkün değil.